paşam. Sarayı Humayun kayceleri Yeniçeri ocağına benzemez. Zülfikar. Ocak ham demir ise sarayda işlenmiş bir elmastır. Orada gözünü kulağını iyi açman istenir. Sarayda ise icap ettiğinde kör ve sağır olman. Yani siz hünkârımıza alenen yalan söyleyeceksiniz ve ben bu duruma sessiz kalacağım, öyle mi? Sen ne diyorsun Zülfikar? Şüphe ettiğin şeyin nedir? Sadakatim mi? Ben hünkârımızı 5 yaşından beri koruyorum. Bu uğurda kaç kere ölümden döndüm, sayısını bile unuttum. Bu yalan söylemenizi meşru kılmaz paşa. Zevceniz bile olsa hünkârımızın canına kastetmiş birine arka çıkamazsınız. Bir hain olduğumu düşünüyorsan git şikayet et. Yalanlarımı dök ortaya. Yok eğer düşünmüyorsan mevzu kapanır. Zira bu senin boynu aşar. Çekilebilirsin. Paşam. Zülfikar. Bağışlayın hünkârım. Geldiğinizi fark edemedim. Alışamadım mı hala? Yoksa ocaktaki Yeniçeri kardeşlerine mi hasret kaldın? Benim için sizin yanınızda olmaktan daha büyük bir saadet yok hünkârım. O vakit başka bir derdim var. Söyle. Hünkârım. Bilmenizi icap eden çok mühim bir mesele var. Sabah Fahriye Sultanımızın yanında Derviş Paşa'yı da görmüştüm. Birlikte girdiler dergaha. Madem öyle neden söylemedin Zülfikar? Evvela kendisiyle bir konuşmak istedim. Belki size bizzat söylemek ister diye düşündüm fakat anladığım kadarıyla öyle bir niyeti yok. Evvela validem. Sonra kösem. Şimdi de derviş. Sevdiğim, güvendiğim insanların vaziyetine bak. Yazık. Hünkârım. Uyumak istiyorum Zülfikar. Uyumak ve unutmak. Nihayet geldin ha, Nasuh Paşa.
hünkârımızın gazabından kaçabileceğini mi sandın? Paşam, benim idam edilmem hakikati değiştirmez. Neyleyelim ki? Ordunun vaziyeti bu. Celal'e eşkıyası her gün biraz daha güçleniyor. Bir koyunun idare ettiği aslanlar ordusundan korkmam. Lakin bir aslanın idare ettiği kuzular ordusundan korkarım demiş Büyük İskender. Senin gibi koyunlar yüzünden ordumuz bu halde. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Nasuh Paşa, söyleyecek bir şeyin varsa konuş. Yahut kelime-i şehadet getir. Hünkârım, yüce affınıza sığınıyorum. Kabahatimi inkar edecek değilim. Lakin müsaade buyurun, izah edeyim. Nasıl izah edeceksin bunu Nasuh Paşa? Savaş meydanından kaçtığın yetmez gibi Anadolu Beylerbeyini idam etmişsin. Onun yüzünden geri çekildim. Hem o, hem de Cigalazade Paşa yüzünden. Suçunu inkar etme paşa. Meselenin benimle alakası yok. Bana destek kuvvet yollayacaktınız. Size güvendim. Lakin hiç kimse gelmedi. Eğer geri çekilmeseydim, binlerce asker telef olacaktı. Doğru mu Cigalazade Paşa? Destek kuvvetlerini yolladım hünkârım. Lakin hava ve arazi şartları malumunuz. Emrinde kafi miktarda asker vardı. Lakin sen şerefinle savaşmak yerine kaçmayı seçtin. Emrimdeki asker isyan etti Murat Paşa'm. Başımızda seni değil, padişahımızı görmek isteriz dediler. Emirlerime karşı geldiler. İsteksiz savaştılar. Ağlar. Hünkârım, yüce merhametinize sığınıyorum. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki size ihanet etmedim. Celallerin isyanında vezirlerin ihmali mühim. Bizzat siz yüce padişahımız ordunun başında olursa Celali'nin adı bile kalmaz. Ne dersin Murat Paşa? Nasuh Paşa umur görmüş bir devlet adamıdır. Vüzeranın ihmali, Şark Serdarınız Cigalazade Paşa'nın bu mevzudaki kabahati de ortada. Bundan mütevellit canının bağışlanması münasiptir. Zülfikar. Murat Paşa'mla aynı fikirdeyim. Baki ferman devletli padişahımızındır. Ne sebeple olursa olsun, Nasuh Paşa size yalan yanlış malumat vermiş hünkârım. Ve ciddi zafiyet göstermişler. Hiç şüphe yok ki Derviş Paşa. Bana yalan söyleyen elbet cezasını çeker. İrademdir. Nasuh Paşa. Canını bağışladım. Lakin seni Halep Beylerbeyliğinden azlediyorum. Bundan böyle Diyarbakır Beylerbeyisin. Allah sizden razı olsun hünkârım. Murat Paşa. Git. Ve Nemçe kafiriyle sulhü sağla. Emru ferman yüce padişahımızındır. Celal eşkıyasına gelince derhal sefer hazırlıkları başlasın. Vakti gelince üzerlerine bizzat ben varacağım.
bugünkü meclisimiz nihayet ermiştir. Başka bir husus yoksa çekilebilirsiniz. Bir husus daha var Paşa Hazretleri. Hünkârımızın fermanıdır. Sefer vakti vefat eden Cigalazade Paşa'nın yerine sizi Şarkseldar tayin ettiler. Derhal yola çıkmanızı ve acemlerin üzerine yürümenizi emrettiler. Uzun yıllardır cephedeyim. Hünkârımıza payitahtta kalmanın daha isabetli olacağını söylemiştim geldiğimde. Fakat birileri buradaki varlığımdan rahatsız olmuş belli ki. Kimi kastediyorsunuz paşam? Beni mi? Yoksa derviş paşayı mı? Makamımda gözü olan kimse onu kastederim. Hünkârımızın bu hükmünde senin parmağın var derviş. Dilediğince at koşturabilmek için benim payitahtta kalmamı istemiyorsun. Hünkârımızın kararını sorgu sual etmek kimsenin haddine değil. Nafile derviş. Sadaret mührü bende ve asla senin olmayacak. Hazırlıklarınızı yapın Dele Mehmet Paşa. Tez vakitte yola revan olacaksınız. Bire gafil! Karşında kim var senin? Bilmez misin? Edebinle konuş benimle! Paşam iyi misiniz? Paşam! Hekim çağırın. Paşamızın durumu iyi mi? Seferden kaçmak için bahane. Herkesin gözü önüne fenalaşacak ki hünkârımız işitsin, acısın, yollamasın sefere. Haksızlık etmiyor musunuz paşam? Adam canını vermek üzereydi biraz önce. Durumu bana hakiki gibi geldi. Hünkârım. Vezir-i Azam Lala Mehmet Paşa'yı divanda fenalaştılar. Hay Allah, nesi var paşanın? İyi. İyi, saati yerinde. Hekimler şimdi başındalar. Sefere çıkma emrini alınca derviş paşa ile münakaşa ederken fenalaştılar. Gerçi derviş paşa Vezir-i Azam'ın bunu mahsus yaptığını düşünüyorlar ama. Sebep? Sefere çıkmamak için bahane peşinde olduğunu düşünüyorlar. Ben derviş paşa ile aynı kanaatte değilim. Lala Mehmet Paşa bu tür oyunlar edecek biri değildir. Hanzade Mehmet Girahi. Hoş gelmişsiniz. Hoş buldum. Hayırlara vesile olsun. Mesele nedir? Yoksa yine Şahin mi? Yer yarıldı, içine girdi sanki. Aylardır hiçbir iz yok kendisinden. Daha evvel de söyledim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Şahin'i görmedim. Fahriye Sultanımızı kullanmak suretiyle hanedanımızı yok etmek istedi. Ki biri kardeşiniz, diğeriyle gizli bir münasebetiniz var. Ve siz bu işin içinde yoksunuz. Öyle mi? Öyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Ancak Şahin Girey'i bulma konusunda bize yardımcı olmadığınız da aşikar. Hiç mi temasa geçmedi sizinle? Bana itimadınız yok mu? Size var. Size var, lakin biraderinize yok. Yoksa hünkârımız sizi kalgay ilan eder miydi hiç? Yerinizde olsam Şahin Gira gibi bir haini teslim eder, hünkârımızın gönlünü fethederdim.
Haini çok uzaklarda arıyorsun. Hasoda başı. Belki de çok yakınındadır. Burnunun dibindedir. Lakin sen göremiyorsundur. Murat Paşa Edirne'ye yaklaşmış. Avusturya Kralı'nın elçileriyle müzakerelerimiz nasıl geçmiş acaba? Bize ne teklif etmişler? İnşallah hayırlısı olur hünkârım. Ne vakit yola çıkmak münasip olur? Sen gelmiyorsun Zülfikar. Burada kalıp şehzadelerimin emniyetinden mesul olacaksın. Bağışlayın hünkârım. Lakin sizin emniyetiniz... Lüzum yok. Sana burada ihtiyaç var. İçim hiç rahat değil. Yok yere evham yapıyorsun. Zülfikar burada. Derviş burada. Validem de döndü. Ben senin için endişeleniyorum. Nereden çıktı Edirne'ye gitmek şimdi? Bir müddet ağzı olacağım. Murat Paşa da gelecek. Sonra birlikte döneriz. Lakin döner dönmez sefere çıkacağım. Buna alışman lazım. Alışmam. Alışamam. Hep senin yanında olmak istiyorum. En yakınında. Paşam. Derviş Paşa geldiler. Gelsin. Beni emretmişsiniz paşam. Ne emri derviş? Gece vakti ne işim olur seninle? Hiçbir şeyden haberim yok. Uykudan uyandırıldım ve sizin çağırdığınız söylendi. Maksadın ne senin? Neyin peşindesin? Ben de aynısını size söyleyecektim. Vezir-i Azam Hazretleri. Nedir bu? Oyun mu oynuyorsunuz? Kirli oyunlar senin için paşa. Yok yere gelmedin buraya. Çıkar ağzındaki bak. Paşa. Zehirledi beni. Zehirledi beni. Yakalayın çıkkımı. Ne yapıyorsunuz siz? Paşamız son nefesini verirken beni derviş paşa zehirledi diye haykırdı hasoda başım. Asılsız bir iftira bu. Benim bununla zinhar alakam yok. Bir oyun kurmuşlar akıllarınca. Hiçbir yere gidemezsiniz paşam.
olacaksınız evladım. Her yere bakın. Ne yaptığını sanıyorsun sen Zülfikar? Bunun hesabını nasıl vereceksin hünkârımıza? Hesap verecek kişi ben değilim paşam. Sizsiniz. İçeri. Hünkârımız Edirne'den dönünce mevzuyu izah edersiniz. Zira hakkınızdaki ithamlar oldukça ağır paşam. Demek söylenenlere itibar ediyorsun. Vezir-i Azam'la kavganıza bizzat şahit oldum. Vaka yıllardır aranızda husumet varmış. Hata yapıyorsun Zülfikar. Bunun bir bedeli olacak. Bedeli mi? Şehzadelerimiz ve sultanlarımız bana emanet paşam. Onların emniyeti için ben her türlü bedeli ödemeye razıyım.